Merhaba, Zonguldak Gökgöl Mağarası'ndayız. Hadi birlikte gezelim. Girişinde çeşitli mağaralarla ilgili bilgiler veriliyor. Fotoğraflar ve kısaca konum bilgileri. Mağara yapısı ile ilgili bilgi. Yine Türkiye'deki mağaralar, mağara haritası, Zonguldak'taki mağara haritası, çok güzel bir çalışma olmuş bu. Gökgöl Mağarası'nın haritası. Tamam, dolaşmaya açık değil mağaranın. Biz belli bir kısmını gezebiliyoruz. Gezilebilen kısım da yağmurdan zarar gördüğü için onun da belli bir kısmını gezebileceğiz bugün. Güvenlik sebebiyle her tarafı ziyarete açık değil maalesef. Ama gezebildiğimiz kadar bile muhteşem. Bilgilendirici tablolar. Sarkıt ve dikit, sütun, bunlarla ilgili bilgi verilmiş. Sarkıtlar, dikitler, sütunlar, aykırı oluşumlar. Bir de şurada küçük bir maketi var mağaranın. Mağara ile ilgili. Oluşumlardan benzetme. Bunlara da zaten baktıkça hayal gücümüz düşünmemize gerek kalmıyor. Onları direkt bu buna benziyor, bu buna benziyor şeklinde oluşturuveriyor. Mağaranın ekolojisi içinde yaşayan canlılara örnekler. Mağara örümceği, kırk ayaklar, alaca baykuş, büyük nal burnu yarasa gibi. Hadi mağaranın içine doğru gidelim. Cehennem mağaraları, kilise mağarası, sofular mağarası, Yunan ağzı mağarası. Yine burada da bazı mağaralarla ilgili bilgiler mevcut. Kızıl Elma mağarası, Cumayyum mağarası. İsterseniz buradan güvenlik amaçlı baret alıp başınıza takabiliyorsunuz. Baretle ilgili sorumluluğu bize bırakmışlar. Sağ olsunlar. Büyük bir giriş bizi karşılıyor. Heybetli. Girişte güzel bir hava akımı var. İlerledikçe mağaranın içine doğru hava serinleşiyor. Gelirken üstünüze bir hırka, ceket gibi bir şey alırsanız daha rahat edersiniz. İleriye doğru yürüyüş parkuru ıslak ve çamurlu olabiliyor. O yüzden ayağınızda terlik sandalet yerine kapalı bir ayakkabı olması daha hoş olacaktır. Yakın zamandaki sel felaketinden dolayı mağaranda birçok bölümü hasar görmüş. İçeride çalışmalar devam ediliyor. Hala selden dolayı biriken çakıllar, kumlar temizlenmeye çalışılıyor. Söylediğim gibi ileride bazı bölüme geçiş kapatılmış. Ama şu an bile gittiğimiz kadarı bayağı hoşunuza gidecektir eminim.
Artık soğuk baya baya hissedilir hale geldi. Yer yer tavan alçalıyor. Minik minik sarkıtlar var. Şu güzelliğe bakar mısın? Ne kadar hoş. Uçlarında cam gibi sular. Yerler çamurlu. Dediğim gibi hala çalışmalar devam ediliyor. Bu çakıllar falan hep sel getirmiş çakılları, kumları. Harika manzaraları var. Bazı yerlerde renkli aydınlatmalar yapmışlar. Buraların normalde beyaz olması lazım ama Selçukluların getirdiği çamurlardan dolayı rengi o hale almış. Şu karşıda gördüklerimiz yerlerde beyaz olması gerekiyor. Aralıktaki güzellik bile insanı nasıl etkiliyor? Yine alçak tavanlı bir yerden geçiyoruz. Yukarıya doğru da gidiyor mağara. Çok büyük, çok geniş.
İşte arkadaşlar şu kenarlarda gördüğünüz çakılları bunları temizlemeye çalışıyorum. Onları selle birlikte gelmişler. Az önce birisiyle konuştuk. O anlattı bize bunu. Selle birlikte dedi. Burası çok fena haldeydi dedi. İşte giderek toparlamaya uğraşıyorlarmış. Şu an işte gördüğünüz gibi yerler kum kaplı. Her altı akarsuyu okey oradan devam ediyor. Yani bir açıklığa geldik. Yukarı doğru da gidiyor mağara. Şurada harika bir sütun oluşumu var. Muhteşem. Mağaranın normalde gezi parkuru buradan ileriye doğru devam ediyor. Ama güvenlik gerekçesiyle kapatmışlar orayı. Orada çalışmalar daha oldukça sürecekmiş. Ama bu kadarı bile oldukça tatmin edici oluyor bu mağara için. Harika. Şuradaki dikit henüz sütun olmayı becerememiş ama az kalmış. Thank you.
Bilemiyorum. Belki bazılarınız kızacak şu yorum ama bu mağaralardaki bazı şekiller hani şu eski işte yok Roma'dan oradan buradan ta eskilerden kalma heykeller, şekiller falan. İnsanlar bayılıyor onlara. Yani bana sorarsanız buradaki şekiller onların birçoğundan çok daha güzel. Yani bakar mısın şu mantar gibi nasıl oluşabilmiş böyle bir şey? Taş sertliğinde. Onlar da kırılmış. Harika bir mağara ve harika bir gezi oldu. Umarım sizler de beğeniyorsunuz. Bak bu arabayı öğretemezsin. Bak. Bak beni dinlediğin anda bak. Var ya. Allah kolaylık versin. Kamera çekiyor bir de. Bak pislik yaptırma bana ha. Allah'ım olsun Thank you.
dünyası, insanın hayal dünyası. Her türlü oynayamayabileceği yeri. Çocukta olmayan başka bir yerlerde. Serin olması aslında güzel oluyor. Sizi dinç tutuyor. Sıcaklanmıyorsunuz. Dışarıda 30 küsur dereceler yanıyor dışarısı. Ama siz burada rahat rahat geziyorsunuz. Dışarıda bu kadar bir alan gezmeye kalksanız kanter içinde kalırsınız muhtemelen. Şurada yine harika bir sütun. Bu sütunu çok önce tamamlamış, etrafını doldurmaya başlamış. Muhteşem yapılar bunları. Videodan izleyerek bir yere kadar keyif alabilirsiniz. Gelip görmeniz gerekiyor. Bunu sürekli söylüyorum biliyorum ama yani öyle bir şey. Yani şuradaki böyle sizde oluşan şaşkınlık ise nasıl olmuş böyle bir şekilde? Nasıl? Bu şaşkınlık ise hiçbir video size veremez. Çok güzel. Şunların uçlarındaki damlalar. Yukarı doğru bir bakar mısınız? Nasıl yüksek, nasıl bir boşluk, nasıl bir açıklık? Sıcağı hissetmeye başladık. Giriş az ileride kaldı. Girişe doğru yaklaşıyoruz. Soğuktan sıcağı çıkarken gözüm camları bile buğu oldu. Umarım kameramdaki o derece olmamıştır. Olmamış gibi gözüküyor. Bu harika mağaraydı. Mağarada bu şekildeydi. Benim için çok keyifli bir mağara turu oldu. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Beğenmişsinizdir. Yolunuz düşerse Zonguldak'ta Göl Mağarası mutlaka bir dolaşın. Pişman olmayacak. Hatta çok da memnun kalacaksınız. Girişte duvarları görüyorsunuz beyaz. İçerideki duvarların da buradaki gibi normal şartlarda beyaz olması gerekiyor. Ama işte o sel suları, çamurlu sel suları o beyazlıktan içeride eser bırakmamış. Zamanla yavaş yavaş içeride akan sular tekrar orayı beyazlatacaktır. Yani bu demek oluyor ki her geldiğimizde sakıtlar, dikitler değişiyor. Bambaşka bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Zonguldak Gökgöl mağarasındaydık.
Başka videoda, başka bir mekanda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.